Ömer de lafın üstüne gelirmiş. Ben de arayacaktım ama yüz yüze konuşayım bari. Hayır, 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 hayır. Bana bak, beni dinle. Beni dinle, tamam. Aşağı gir. Aşağı gir, bana bak. Şş, sakın, sakın hiçbir şey söylemiyorsun. Tamam, eve gelmen için her şeyi yapacağım, söz veriyorum. Söz. Söz. Ne oluyor Çetin? Yok bir şey baba. Bunun ne işi var burada? Hiç. Hiç. Kıyafetlerini almaya gelmiş baba. Ben de eve giremezsin dedim. Oğlum bu kızla muhatap olmayacaksın demedim mi ben sana? Boş ver baba. Sinirlenmene bile gerek yok ki. Gel. Oğlum bu kızı bilmiyor musun sen? He? Kim bilir ne şeytanlıklar geçiyordur gene aklından bunun. Bu böyle işte. Ne yapalım böyle. Hadi. Hayırlı işler sana. Sana da. Dikkat et kendine. Ah Ayşegül, seni gönderene kadar uğraş, ondan sonra getirene kadar uğraş. Ali, neredesin? Bir tarif ver, bir şey söyle. Gelişim bir dönüşü vardır. Of Cem Aslan, seninle mesaim bitti. Alo, ne haber? Erken kalkmışsın. Evet ya. Biyolojik saatimi geri aldın resmen. Bir anda fırlamışım. Sen ne yapıyorsun? Yeni mi kalktın? Yeni kalktım. Yataktayım. Gelip alayım mı seni? Yataktan. Aa, hiç keyfim yok. Ya biliyorsun işte sabahları çok nemrut oluyorum. Bilmez miyim? O halini çok özledim, biliyor musun? Annem arıyor. Çok acil kapatmam lazım. Bay bay, konuşuruz. Hastaneye gideceğiz. Gidelim mi?
artık köye devam edelim. Otele gitmek istiyorum. Ya oteli ya, ne oteli? Senin şu anda acile gitmen gerekiyor. Ne diyeceğim oradakilere? Arzuya ne açıklama yapacağım? Ya manyak mısın sen ya? Ne arzusu şu anda? Kafana röntgen çekmek lazım. Kaşını dikmek lazım. Ya hastaneye sabar mısın lütfen? Ya bir de polisle karakolla mı uğraşacağım ya? Ne açıklama yapacağım oradakilere? Otele gitmek istiyorum. Sen dedim konuyu açmayacağım. İyi tamam o zaman. Durdur arabayı. Durdur arabayı, ineceğim ben. Ya nereye gidiyorsun Ceyla şimdi? Ceyla. Dur Ceyla, dur. Beni yalnız bırakma. Arzu, bana söyleyemem. Nasıl saklayabilirsin peki? Öyle delirdin mi? Bilmiyorum, delirir ama. Oyun öğrenince, bir de üstüne borcu öğrenince iyice kafayı yiyecek. Başka çaren yok. Alo canım. Aşk olsun Ali. Öldün mü meraktan? Nisan haber verir. Acil bir şey çıktı. Ne oldu? Ali söylesene, ne oldu? Annem aradı. Acil gel dedi. Başka bir şey de söylemedi. Ne? Londra'ya mı gidiyorsun? Baban... İyi mi? Bir şey mi olmuş? Bilmiyorum. Önemli olmasa çağırmazlardı herhalde. Bak zaten zar zor uçak bileti buldum. Şimdi uçağı kaçıracağım. Kapatmam lazım, tamam mı? Ay hay Allah. Dur bir dakika. O zaman sen önden git. Ben de hemen ilk uçakla geleyim. Arzu, ben oraya gidince seni ararım. Olur mu? Hayatım. Tamam. Peki beni merakta bırakma. Ne olur haber ver, olur mu? Tamam canım. Görüşürüz. Ali. Seni çok seviyorum. Arzu, görüşürüz. Dünkü organizasyonda yeni bir bağlantı yaptım. Ekinler Holding'in sahibi Ceren Hanım. Yeni bir pırlanta koleksiyonu çıkarıyormuş. Lansmanını yapacak. Lansman? Hı hı. Burada, barda mı yapılacak? Garsonlara da tek taş, gerdanlık falan takarız artık. Hı hı. Lansman sonrası kokteyl barda yapılacak demiş. Ha. İyi, kendi aralarında eğlenirler. Benim yapabilecek bir şeyim var mı? Gerdanlık falan takabilirim. Aşağı yukarı bir fiyat listesi istediler. Ben de bir şeyler hazırladım. Ama istersen onlara çılgın işletmecimizin fikirlerinden bahsedeyim mi? Gerdanlık takan garsonlar falan eminim çok hoşlarına gidecek. Oho, sen uçmuşsun ama. Yemek, özel kokteyller, müzik. Bu fiyat hayatta kabul ettiremez. Ettiler bile. Nasıl ya? Bu ismi bir olur lütfen. Şey, müzik içinde ben Arzu'nun grubundan biriyle konuştum. Yemekleri de otelin restorantından hallediyoruz. İstersen sen listeyi iyice bir incele. Hı? Temiz bir şeyler lazım. Ben gidip alayım. Sen aynı senin dediğin gibi abi. Adamın ağzını yüzünü kırdık, arabadan attık. Sen bir görecektin. İyi la, iyi. Dur bakalım, bir arayalım, soralım. Hali hatırı nasıl, değil mi?
Alo Ali'ciğim. Nasılsın koçum? Alo. La kulağını mı yediler? Söyle dinliyorum. Ha aferin bak. Lafımı dinlemişler. Hayır özellikle söyledim de kafasını kırmayın diye. Yoksa nereye çalıştırıp para bulacaksın değil mi? Anladım Yavuz. Tamam. Bana 2 gün ver. İyi la iyi verdim gitti hadi. Yalnız bu 2 günde parayı bulmazsan o zaman... Hayatının geri kalan bütün günlerini alırım Ali. Memo yapma can. Memo yapma. Memo. Aç, 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 aç. Yapma Memo. Oğlum ne yapıyorsun? Ayşegül tatilde. Hayır güzeller güzeli. Ayşegül evi deniyor. Nereden çıktın sen? Anneciğim, canım benim. Laf sokup durma. Hep aklındasın zaten. Aa ne zamandan beri? Memo'cum. Beni çok seviyorsun değil mi? Bak sana ne aldım. Hadi gel. Bu çanta ne Ayşegül? Birkaç parça eşya getirdim. Yıkanacak, ütülenecek, sonra da dolabıma yerleştirilecek. Saçma saçma konuşma. Ömer'in siniri geçmeden nereye dönüyorsun? Anneciğim, nasıl da kızını düşünürmüş. Merak etme anneciğim. Ben bir yolunu buldum bile. Yine saçma sapan bir şeyler yapıp başını belaya sokmayacaksın değil mi? Bak Ömer'i zaten... Merak etme. Benim tek mamucumu özlememiş. Çetçim de geri dönmemi istiyor. Sen beni öldüreceksin. Çetin bu konuyla nasıl bir alakası var? Çetin Ömer'i ikna edebilir mi Ayşegül? Nasıl? Rüya makinesi gibi değil mi? Çok güzel gözüküyor. O bir yolunu bulur merak etme. Arada sırada kafası çalışıyor. Hadi görüşürüz. Odamı temizletmeyi de sakın unutma. Ayşegül 2 dakika dur şu konuyu adam gibi konuşalım. Ayşegül. Tamam o zaman bir sorun olursa sen beni ararsın. Şimdi benim birkaç tane telefon görüşmesi yapmam lazım. İşle mi ilgili? İş de var, özel görüşmeler de. Çok güzelmişsin sucuğum. Sevgilin hayalet değil herhalde. Yok. Yani aslında onu görmemek imkansız ama... biz öyle pek göz önünde olmayı sevmiyoruz. Başka sorun var mı? Yok. Harika. Görüşürüz.
Alo. Tatlım, ne haber? İyilik. Senden ne haber? Ne bu ses, ne oldu? Hiç öyle, canım sıkkın biraz. Ali apar topar Londra'ya gitti. Annesi aradı. Acil gitmesi gerekiyormuş. Aa. Ne ara oldu bütün bunlar? Neden arayıp haber vermedin? Ya yeni oldu. Panik yapılacak bir şey yok. Yani yoktur herhalde. Öyle, ben de işte elden haber bekliyorum. Londra'ya gittiğinden emin misin Ali'ni? O ne demek? Neyse, bir şey yok, neyse. Ben kapatıyorum canım, konuşuruz sonra, tamam mı? Bir dakika, sen neredesin? Oteldeyim, arayacağım seni. Hadi bay bay. Kolay gelsin. Teşekkürler, sağ olun. Nasıl yardımcı olabilirim diye sormayacak mısın? Sormasam, çünkü başım sürekli belaya giriyor da. Yani ben hiç böyle bir şey yapar mıyım? Yani ben sadece Ceyla Turgut'un oda numarasını öğrenmek istiyorum, o kadar. Hmm. O isimle biri kalmıyor. Bir isim daha bakabilir miyiz? Yavuz aradı. İki gün istedim. Bu ne? Bir süre Yavuz'u oyalar. Hemen ara, ben de mekana gidip bırakayım Ali. Asla almam. Delirdin mi sen ya? Şu haline bak, hala gurur mu yapıyorsun? Senden tişört ve ayakkabı istedim, tamam mı? Para değil. Aptalsın sen. Yediğin dayakla borcunu ödediğini mi düşünüyorsun? Yavuz senin peşini bırakmayacak ki. İstemiyorum dedim ya, anlamıyor musun? İyi misin Ali? Ne oldu, neren acıyor? Omzum. Hangi ara, ne oldu anlamadım. Keşke hastaneye gitseydik ya. Çok mu acıyor acaba? Son defa söylüyorum, iyiyim. Sana bunları yaşattığım için üzgünüm Ceyla. Yani aslında Çetin'i arayacaktım ama... O da delidir biliyorsun. Şimdi adamlara dalar, ortalık iyice karışır diye istemedim. Arzu da zaten panik biliyorsun. Daha fazla ortalık karıştırır. Sorun değil, boş ver. Ne zaman işler boka sarsa hep yanımda sen varsın Ceyla. İyi ki sen varsın. Kim bu? Kimseye bir şey söylemedin değil mi? Saçmalama, tabii ki söylemedim. Size diyorum! Bakın, açın şu kapıyı.
Açılmıyorum bakın, daha fena olacak. Açın şu kapıyı. Açalım hadi. Ya saçmalama Ceyda, sakın ha. Ali! Göstereceğim ben size Londra'yı. Bekleyin siz, göstereceğim. Böyle bir şeyi nasıl arzu yaparsınız ya? Geçmez o, kesin Azun'un yanına gitmiştir. Mahvoldum ben ya, mahvoldum. Bu sefer gerçekten öldürecek beni. Sen çık, sakın suya görme, tamam mı? Hadi. Sen ne yapacaksın? Bilmiyorum. Arzu gelse kapıyı açma. Ya da uydururum işte, hadi. Allah kahretsin Arzu. Ben sana dedim o kıza güvenme diye ya. Of. Arzu. Sen arayıp Ali'yi sorunca dedim kesin bir şeyler dönüyor. Değil mi? Anlat. Anlat. Su, beni korkutuyorsun. Ben Ali'yi gördüm. Acele edersek sen de görürsün. Ne? Arzu, Ali yalan söylüyor. Burada, yukarıda. Burada mı? Bu mümkün değil. Çok saçma. Ali yalnız değil. Kimle? Seni öldüreceğim. Tamam. Ali nerede? Ali nerede? Tamam tamam, dur, ben biliyorum. İkiniz de bittiniz kızım. Ama önce sen. Sakin ol. Sandığın gibi değil, tamam mı? Arzu sakin ol. Ben sana o kadar güvenmiştim. Beni aptal yerine koydunuz. Arzu açıklayacağım. Dinlemiyorsun ki hala. Arzu sakinleş. Arzu sakinleş ya. Birini paralayacaksın, o Ali olsun, yapma. Nasıl yaptınız bana? Ne hala? Kurşun. Kurşun. Yüzleşti. Tamam, tamam, tamam. Bırak! Tamam, bırak. Tamam, bunu geç. Onu göster ne olduğunu. Çalıştım. Niye gizleyeceksin? Allah kahretsin, korusanıza. Ne oldu? Ya eve giderken Ali ile karşılaştık. Sonra birkaç tane adam bizi sıkıştırdı. Benim çantamı almak istediler. Ali de böyle itiraz edince. Ne? Çok canı acıttılar mı? Bana niye söylemedin? Endişe etmeni istemedim. Yani delirsin diye. Deliririm tabii. İşte ben de bu yüzden söylemedim ya. Yalan söylemek zorunda kaldım. Morluklar geçince gelecektim. Yani arkandan iş falan çevirdiğimiz yok. Bir dakika. Polise haber verdiniz mi? Vermediyseniz hemen arayıp söyleyelim. Ay canım, ne gerek var polise falan haber vermeye? Adamlar kaçtı gitti zaten. Nereden bulacaklar adamları? Doktor ne dedi? Başka bir yerinde bir şey var mıymış? Hayır canım, iyiyim. Doğru söyle bana. Tamam canım, yok bir şey. Bir şeyim yok. İyiyim, iyiyim. Hadi. Hadi. Anne, ne oldu? Yok bir şey, tamam. Demir Bey, gel abi gel. Demir, abi bak senin şu Suhan'ın bir işler peşinde ona göre. Nasıl yani? Yani ne bileyim, önce birini gördü, sonra Ali Bey'i sordu.
Şimdi de bir arkadaşının yanında abi. Bir dakika, bir dakika ya, anlamadım. Su kiminle şimdi, nerede? Bir dahaki sefer ortalığı karıştırmadan önce bir düşün istersen. Şimdilik bir şey demiyorum. İkna olmadım gözüm üstünde. Su. Ne oluyor? Hiç. Ufak bir karışıklık olmuş, onu çözüyorduk. Ben de seni arayacaktım. Gönderdiğin fiyat listesinde bir yanlışlık olmuş. Tamam. Sorun değil, hallederiz. Görüşürüz. Sana bir şey olsa ne yaparım ben? Geçti canım, tamam. Hani Ceyla'yı da boşuna üzdüm. Sen de beni üzdün. Başına neler geldi? Su dürtmese benim haberim bile olmayacaktı. Sana zarar gelsin istemiyorum Arzu. Ben de dünyadan habersiz bir salak olmak istemiyorum. Benim başıma böyle bir şey gelse sana söylemeseydim ne yapardın acaba? Olmaz o iş. Olmaz tabii. Ben de yanında olmak istiyorum. Ama yanında olan nedense hep Ceyla oluyor. Bilerek mi yapıyorum sence? Hı? Anlamıyor musun? Benim yüzümden senin başına bir şey daha gelirse ben dayanamam, yaşayamam. İyileşmeden gidemem. Biricik beni böyle görürse bize güvensin diye 40 takla attık. Bizi ayırmak için elinden geleni yapar artık. Allah'ım hissediyorum yine. Aman ha, ne olur bir şey çaktırma. Londra'ya gittiğini söylemiştim. Alo. Ali mi? Uçaktadır anneciğim, daha yememiştir. Yo, iyiyim. İyiyim anneciğim, bir şeyim yok. Ne oldu? Ya mobilya bakmaya sonra gidelim anneciğim, olur mu? Anneciğim anlıyorum da. Tamam anne. Tamam, geliyorum. Hadi bay bay. O kadar çok ısrar ediyor ki. Aman ha. Git mobilya mı bakacaksanız, ne bakacaksanız bakın. Bir de belli etme, ne olursun. Zaten bir huylandım, öğrenene kadar bırakmaz. Gerek yok. Nasıl bırakacağım ben seni? Ben de biraz uyumuş olayım. Sen de biricikten kurtulur kurtulmaz yanıma gelirsin. Olur mu? İyi tamam beyler, o zaman yapacak bir şey yok. Bundan sonra her şeyi yedekleyerek gideceğiz. Bütün o söylediğin tuvalet malzemelerini falan yedekle. Sen de şu buzcuyu ara. Adam gibi servis yapsın. İşini savsaklayıp duruyor. Ne bu enerji? Ne haber? Ayşegül'le buluşacaktım da. Sonraya kaldı şimdi. Enerji fazlan var tabii. Bir yere aktarmam lazım. Bir sürü eksiğimiz var bu arada ya. Hem barda hem tuvaletlerde. Onlar hallolur. Hallolur da ruhsat ne oldu? Ya sabah belediyeyi aradım. Hala çıkmamış. Evrak eksiği falan var diyorlar. Ne evrak eksiği? Neyse bir ara halledeceğim, merak etme. Şaka mı yapıyorsun? Kafayı mı yedin oğlum? Biri duysa mekanı kapatırlar. Cem, ya git sen hallet ya da bırak ben halledeyim. Tamam abi, ben halledeceğim. Gel. Onu bugün halletmemiz lazım. Gel, ben de sana şu hesapları kontrol edelim diyecektim. Süleyman'a bugün ödeme yapmamız lazım. Adama söz verdim, açılıştan sonra ödeme yapacağız diye. Evet, ben de baktım kasaya. Seninle konuşacaktım. Bak, istersen sana Süleyman'ın kim olduğunu hatırlatayım. Süleyman dediğim adam tefeci. Eğer parayı bir gün geç edersek işte o zaman ilmeği boğazımıza geçirecek. Biliyorum abi. İstersen sana başka bir şey de hatırlatayım. Eğer başkaları duyarsa işte o zaman senin ailen de benim babam da bizi gebertecek. Anladın mı? Bu yüzden çeneni sıkı tut. Ya tamam abi. Niye tartışıyoruz şu anda? Sorun yok. Sorun sensin Cem Aslan. Çet,
konuşmamız lazım. İşin var mı şu anda? İşim var. Ayşegül benimle uğraşmasa da işim olacak. Ayşegül göndermedi beni. Paranoya yapmana gerek yok. Konu Ali. Ne oldu Ali'ye? Gel. Biliyordum böyle başının belaya gireceğini oğlum ben. Dur sakin ol. İç üstün. Sakin ol, derin nefes al. Şu dipteki masayı o masanın yanına alalım. Aha, o köşedekini. Tam yanına alalım, çok az boşluk olsun arada. Tamam. Şu kenardakini de böyle alalım. Orası çok boş gözüküyor. Sağ biraz daha, sağ. Tamam. After partilerde merkezi bir masa olmalı. Yani parti sahibinin yeri belli olmalı. Diğer davetlileri de etrafına yerleştiririz. Herkes istediği yere oturabilir. İstediği sorudan başlayabilir desek. Bugüne kadar işleri sosyal çevreyle, kişisel bağlantılarla yürütmeye alışmışsın. Pardon. Başkasının kişisel bağlantılarıyla. Ben sonuca bakarım. Mekan dolu mu, boş mu? Kaç kişi gelmiş, ne kadar harcamış? Ben de tam bundan bahsediyorum. İyi bir organizasyonda bütün bunlar şansa ya da birinin telefon rehberine bağlı olmaktan kurtulur. Tamam, iyi tamam. Nasıl biliyorsanız öyle yapın Soğan. Tamam Demir Bey. Partide görüşürüz o zaman. Sen böyle kenarda eğlenmene falan bakarsın. Ben de işleri hallederim. Sevgilin de gelecek mi partiye? Bilmem. Yoğun biraz. Hmm. Seni yalnız bırakmaz herhalde değil mi? O zaman şimdiden söyleyeyim, haber vereyim değil mi? Ne haber canım? Alo. Canım nasılsın? Ya aslında ben aramak zorunda kaldım. Kusura bakma ne olur. Tamam canım benim. Tamam. Öpüyorum çok. Hadi bay bay. İşte benim eğlence sektöründeki tek rakibim. Biz rakip değiliz. Kulvarlarımız farklı. Yani sen Genç Batakancılar Derneği'ne falan üyesin herhalde. Vay. Hemen gece alemi dersleri almaya başlamışsın. Yoksa senin hocan Ayşegül mü? Ayşegül'le duygusal bir şey yaşamadık. Yani bizi bir araya getiren şey ortak çıkarlarımız, ortak nefretlerimizdi. Bir şey olursa yine bir araya geliriz. Sen niye buradasın? Babana ağlamaya mı geldin? Paranız mı bitti? Sen kendi işine bak sucuğum. Ali'yi arıyorsan 1607 numaralı odada. Sen nereden biliyorsun? Arkadaşının kahramanlıklarını bilmeyen mi var? Biz sen, bir de Ali. Ali'nin dayak yediğini Ceyla mı söyledi? Ay, şu fedakar kanka Ceyla. Bu işte bir iş var ama. Dur bakalım. Çözeceğim. Çetin? Ceyla söyledi değil mi? Yazıklar olsun sana. Şu hale bak, şu hale. Ağzını yüzünü dağıtmışlar, bizim haberimiz yok, bize söylemiyor. Her şeyi ağlayan kadınlardan öğreniyoruz artık Ali Bey. Çok sağ ol abi. İyiyim, bir de sen vur üstüne. Başına bunca şey geliyor, sen bana söylemiyorsun. Bu mu benim değerim? Senin gözünde ben bu kadar mıyım Ali? Çetin tamam abi, öğrendin işte. Nerede lan bu herifler? Gidelim onlara gününü gösterelim. Kim bunlar? Bana niye haber vermiyorsun? İşte bu yüzden haber vermiyorum sana Çetin. Gideceksin adamlarla dalaşacaksın, sonra başımıza daha büyük belalar açılacak. Ne gerekiyorsa yaparız. Ama sen yapacağını yapmışsın zaten. En büyük salaklığı yapmışsın. Ya sen bu işin nesini anlamıyorsun Çetin?
Bu adamlara kafa tutabileceğini mi sanıyorsun? İkimiz de oyar bunlar. Anlamıyor musun ya? Bayağı ağzını yüzünü dağıtmışlar yalnız. Ne oldu? Fight Club izlerken çok cool diyordun. Yani tabii Fight Club'da daha teknik, daha cool hareketler var da. Seninki bayağı kötek club olmuş. Sen bayağı bayağı dayak yemişsin. Bakayım şuna. Ah. Abi görünen kadar görünmeyenler de var ya. Başına bir şey geldiğinde ilk beni ararsın zannediyorum. Neyse borcunu kapatırdık be. Ben de o yüzden aramadım ya işte. Sende de para yok biliyorum. İki günüm var, bir şekilde bulacağım. Merak etme. Halledeceğiz bu işi. Halledeceğiz. Aslında bir adam var. Kumarhaneden tanıştım. Artık kumar kankalarım var yani. Kıskanma be oğlum. Kankadan çok abi diyelim. Başına bir şey gelirse bana gel demişti. Tanıyor musun? Şahsen değil ama tanıyorum. Ne diyorsun, arayayım mı? Arayayım. Sevdim. Hem bir tarzı var. Gerçi rengi bir ton daha koyu olabilirdi bence. Hı? Arzu. Ben kendi kendime mi konuşuyorum kızım? Ha yok anneciğim. Evet evet koyu olabilir. Ama bu da fena değil bence. Tamamdır yani. Kaybettiğim abime ne kadar çok benziyorsunuz siz. Hadi oradan zibidi hobbit. Ama onun arabası yoktu ve iyi kalpli biriydi. Siz olamazsınız zaten. Öyle mi? Aman da aman iki gün göremeyince abisini de mi özledim? Yapma okulun içerisinde şöyle şeyler. Kendime yeni karizma yaptım. Ziyan olacak. Ha. Hadi gel o zaman sana bir yemek ısmarlayayım karizmacan. Beni korkutuyorsun. Ne var ya? Bir abi kardeşine bir beklentisi olmadan yemek ısmarlayamaz mı? Yok, bir şey var. Ne oldu? Bir kere daima be. Sana gizli bir görev teklif edeceğim. Gizli ajanlık gibi bir şey. Vay be. Ne istiyorsun? Sudan dakika dakika haberler, yeni gündemler, haberler. Yok, senin o kadarına boyun yetmez de. Suyun şu sevgilisi kim öğren bakalım. Bakarız. Ama öyle bir öğle yemeği de yırtamazsın ha. Daha pahalı yapatlar. Başa. Eve göre seçseydi yemek masasını seçtiniz mi? Ha? Ali ne diyor? Ali her şeyi bana bıraktı anneciğim. Hmm. İyi. O zaman bunu alalım. Hı? Güzel. Tamam. Alalım bunu. Yuh! Anne bu ne? Arabamı alıyoruz, mobilyam belli değil. Ne sanıyordun Arzucuğum? Ev döşemek kolay mı? Hadi kirayı verdiniz diyelim. Sonra bunun yakıtı var, aidatı var, eşyası var. Faturalar ayrı. Otelde yaşamak daha ekonomik herhalde. Tabii ekonominize bağlı. Yani insan isterse çadırda da yaşar.
Ama siz madem birlikte eve çıkacağız, birlikte yaşayacağız diyorsunuz, ben de senin adam gibi bir yerde yaşamanı isterim. Baştan söyleyeyim. Anneciğim, bizim de bütçemiz belli sonuçta. Yani illa bu kadar pahalı mobilyalar almaya da gerek yok canım. Yalan söylemeyi hiç beceremiyorsun kızım. Ne olduğunu biliyorum. Yok anne. Vallahi bildiğin gibi değil. Paranız bitti değil mi? E biliyordum. Biliyordum, söyleyecektim ama bu sefer Ali'ye taktın dersin diye sustum, hiçbir şey söylemedim. Yok anneciğim, paramız falan bitmedi, tamam mı? İçin rahat olsun, merak etme. Ha, nereye kadar dayanacaksınız ki hazır parayla? Ha? Yani Ali'nin ailesinin eline bakmak zorundasınız sonuçta. O bir gerçek. Tabii ben sana yardımcı olurum, o ayrı. E peki sonra ne olacak? Anneciğim ben de çalışıyorum. İdare ederiz bir şekilde. Bak canım, bak. Bir kadın bir erkeğin kendinden daha fazla kazanmasından asla rahatsız olmaz. Ama en modernim diyen erkek bile kendinden daha fazla kazanan bir kadının yanında komplekse girer. Bunu unutma. Gel Ali, gel. Gencim, ne yaptın kendine? Ben yapmadım. Tanıştırayım, arkadaşım Çetin Ateşoğlu. Aa, bildim, bildim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Sen acil macil deyince bir şey olduğunu anladım ama... bak sen ya Muza. Adam oldu da adam dövüyor demek. Geçin şöyle. Düşmanımın düşmanları. Deyin bakayım, benden ne istiyorsunuz? Ben bir hata yaptım. Borca girdim. Yan çizecek değilim. Ödemem gerek. Ne diyeyim? Ben demiştim sana. Ama senin durumun daha da sakat. Neyle ödeyeceksin bilmiyorsun. Biz sizden borç istemiyoruz. Yani daha doğrusu akıl almaya geldik. Bu Yavuz, bundan nasıl kurtulabiliriz? Ya beynini dağıtır, kurtulursun. Ya da namusunu temizleyip ödersin borcunu. Her zaman başka bir yolu vardır. Neyse, biz sizden bir şeyler öğreniriz diye gelmiştik ama. Tamam abi, çok sağ olun. Durun bakalım. Sen barmar diyordun. Ne oldu? Yani yeni açıldı orası. Ancak kendisini çeviriyor. İşler iyi değil mi? İşler iyi. Bayağı iyi hatta. Yani hafta içi hiç boş olmadı. Şu ana kadar tıklım tıklım gidiyor. Güzel. Sizi borçtan da Yavuz'dan da kurtaracak bir teklifim var. Oturun. Mekana ortak olayım. Benim ortağım var ama. E ben de üçüncü olurum, fena mı? Borcunuzu, derdinizi silerim. Sıfır kafa devam edersiniz. Ya işlerinize falan da karışmam. Sadece kardan payımı alırım. Cem Aslan'ı hayatta ikna edemeyiz. Siz yaptığınız her şeyi böyle ulu orta söylüyor musunuz? Bir yolu bulunur. Cem de Aslan da idare edilir. Ben de Cem'e bayılmıyorum aslında ama... neticede işi onunla başladım. Sen bir düşün. Sadece kendini değil, Ali'yi de düşün. Kararını verince alo de. Hemen gelip mekanı göreyim. Beğenirsem... İyi teklifi yaparım. Ne yap? Dur bakalım. Nereye gidiyorsun? Beni Yavuz abi gönderdi. Şafak Bey'le konuşmam gereken bir konu var. Mümkün değil. Kesin talimatı var. Sen bir daha sor Şafak Bey'e. Yavuz abi konuşmadan dönme dedi. Şafak Bey'in kesin talimatı var. Yavuz'un itlerini kapıdan sokmayın dedi. Bak abi, abicim.
Ben Şafak'la konuşmam lazım. Vay genç, senin ne işin var burada? Bırak. Hadi çek git. Hop, sana diyorum. Bırak herif, senin tipine baksana. Ali, asma şu suratını. Merak etme, bu işi halledeceğiz. Çetin çok sağ ol abi ya. Yani yanımda olduğun için. Oğlum saçmalama, ben senin yanında olmayacağım da kimin yanında olacağım? Ama dur, şu işi bir halledelim. Ben sana ondan sonra asıl soracağım bunun hesabını. Yalnız Şafak da tam sırttan çıktı ha. Baktı başımız belada, hemen üstümüze atladı. Aslında fena bir iş teklifi yapmadı. Yok artık. Cem Aslan canını okur. Hem senin Şafak'la ne işin olur ya? Para. Abi hayır. Ya benim için bu kadar büyük bir şeyin altına girmeni istemiyorum. Bak eğer Şafak'la iş yaparsak ikimiz de kurtuluruz. Sen Yavuz'dan kurtuluyorsun. Ben tefeciden, Cem Aslan'dan, Ayşegül'den. Hadi Cem Aslan'la tefeciyi anladım da Ayşegül nereden çıktı şimdi? Kaplancık tefeciyi Ayşegül'e söylemiş. Ayşegül de doğal olarak benim tepemde. Eğer Şafak'la iş yaparsak bütün hesabı kapatırız Ali. Kaplancık ne olacak peki abi? Farkına varırsa daha büyük bela almaz mı? Şimdi Poz Büyük Ömer burada olsaydı ne derdi biliyor musun? Demirden korkan trene binmez derdi. Önce Şafak'ı bir mekana çağıralım. Gelsin baksın. Abi Cem Aslan onu orada görürse farkına varacak. Sen merak etme. Ben onun başına Ayşegül çorabı örerim. O onunla ilgilenirken biz de pazarlığımıza bakarız. Peki abi tamam. Tamam. Nereye bırakayım seni? Kendi halime. Ben biraz yürüyeyim. Ne var Ayşegül? Aa, bana böyle davranma Çek. Bu aralar çok hassasım, kırılırım. Biraz evden uzak kaldım ya ondandır. Kırılırsam kırarım biliyorsun. Anladık Ayşegül, zırt pırt hatırlatıp durma. Yok, hatırlatmak lazım. İnsan içine gelmeyince unutur. Hele söz konusu chat oldu, chatse. Ayarını kaçırma. Kaçırmadım. Ama her an kaçırabilirim. Bu evden o kadar sıkıldım ki gözüm dönebilir. Ya yani her an her şeyi yapabilirim. O yüzden babanı ikna et. Hem de hemen. Aptal herif. Bunu başıma sardı. Aslanmış bir de. İki günde Ayşegül'ün köpeği oldu. Tövbe sana Cem. Meriç gel. Allah kahretsin Su, yine çok güzelsin. Teşekkür ederim. O ne elindeki? Meriç öyle sıkıntıdan yapsın. Bana mı yaptın? Ay Meriç. Bu çok güzel olmuş. Bayıldım. Güle güle kullan. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Ne oldu? Neyin var senin? Sana bir şey soracağım ama bana dürüst cevap vereceksin. Tamam. Sence ben güzel miyim? Tabii ki güzelsin. Nereden çıktı şimdi bu? Sevgilim yok. Hiç olmadı. Meriç, bunları senden duymak çok acayip. Niye? Ben de ergenim, benim de bir kalbim var. Ya tabii ki. Ama sen çok akıllısın, yani böyle bir meseleyi kafana takmazsın diye düşünüyordum ben. Yani takma takma da nereye kadar Su? Bu artık insanlık meselesi yani. Bütün arkadaşlarımın flörtü var. Ben de sen çok akıllısın, takma kafana diyemiyorum maalesef. Abartma bence. Hem benim de çok geç flörtüm oldu. Yani arkadaşlarıma göre geç, bana göre değil. Tamam, benim de geç olsun. Sen de bir başladın, boş kalmadın maşallah.
Gerçi abimle şimdikinin arasında bir boşluğun olmuştu. Evet. Yani işte yeterince zaman geçmişti. Ben geç kalıyorum ya. Sevgilinle mi buluşacaksın? Adı neydi? Erkan. Anlatsana. Yani nasıl bir tip? Yani eminim çok yakışıklıdır da merak ettim. Ya sonra anlatırım tatlım. Geç kalıyorum. Şey mi kaybettin? Ne arıyorsun? Senin eşyalarını arıyorum Ayşegül. Ne oldu, soyulduk mu ya? Ah, sen beni çok arayacaksın. Keşke burada olsa da evi dağıtsa diyeceksin. Vay be. Hayat beni o noktaya getirir mi yani? Ay sevsinler. Hayat seni suyla deniyor zaten. Ben sana kıyak olarak gönderildim şekerim. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Eğer ben bir gün seni arayacak noktaya gelirsem giderim buralardan. Hindistan'a falan giderim mesela. Ben nerede yanlış yaptım? Hayatın anlamı nedir falan diye düşünüyorum. Bu kadar saçma soru için o kadar yol gidilir mi? Anca bitlenirsin işte. Bravo Ayşegül. Hindistan'la ilgili tek fikrim bu değil mi? Her neyse. Seni bu sıkıcı hayatına baş başa bırakıyorum. Evime dönüyorum. Şer yuvasına giriş vizeni nasıl aldın acaba? Ces kuyruğunu yine bana kaptırdı. Aman bırak bırak, tamam. Duymak istemiyorum. Ay demir bileğim. Hayat senin için çok zor değil mi? Yalan dolan, bir sürü dümen dönüyor dünyada değil mi şekerim? Merak etme şekerim. Ben idare ederim. Bir süre sonra evime dönüyorum. Hatta üç vakte kadar işime de döneceğim. Haberin olsun. Bak onun için Ömer Bey'i nasıl ikna edeceksin çok merak ediyorum. Oğul şey ikna edecek. Ben bir şey yapmayacağım ki. Memo bırak şunu biraz. Ayşegül geldi mi bugün? Sabah karşılaştık. Eşyalarını almaya gelmiş. Böyle beş dakika uğradı. Memo'yu çok özlemiş. Memo. Ne güzel bir şey bu böyle. Hı? Gel bakayım buraya. Gel nasıl çalıştığını göster hadi gel. Hadi. Al bakalım. Benden korkmuyor artık. Senden korkmuyordu ki zaten, bıyıklarından korkuyordu. Öyle mi? He? He? Vay be. He? Hayto oğlum da geldi. Allah bir tane normalinden vermez ki zaten. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Memo. Oyuncağın çok yakışıklı. Gel. Sabah sabah Ayşegül'le ne itişip duruyordunuz? Ayşegül'le sen de mi karşılaştın? Karşılaşmadım. Benden özür diledi. Ayşegül bu, bir şeyler yapar yapar ama bedelini ödemek ağır gelir. Önemli olan pişman olması. Yok öyle. Yap yap, ondan sonra pişman ol. Vah! İyi işmiş vallahi. Ayşegül özür diliyorsa onun altından kesin bir şey çıkar. Memo. Ayşegül böyle değil mi? Ayşegül. Ayşegül gelsin. Ayşegüller bahçeli bir sitede oturuyorlardı. Her tarafı yeşilliklerle kaplı bir site. Şşş Memo. Ya şu kızı aklına sokup durmayın şunu. Memo, Ayşegül yok ol. Tamam mı? Biz varız işte.
Önünde bir sürü oturma yeri olan geniş yeşil bir alan. Aç. Özür dilerim. Ama elim kolum bağlı duramadım. Bende de çare tükenince chatle konuşmak zorunda kaldım yani. İyi niyetinden şüphem yok Ceyla. Ama hayatımı etkileyecek kararları tek başına alamazsın. Neyse ki iyi bir şeye sebep oldun. Buldun değil mi parayı? Nereden buldun? Anlat. İşleri yoluna koyayım, anlatacağım. Umarım başını daha büyük bir belaya sokmuyorsundur Ali. Sokuyorsun. Ne yapıyorsun sen? Bak kimseye anlatmayacaksın. Bendeki son kredi bu, tamam mı? Yavuz'un mekanında bir adamla tanıştım. Adı Şafak. Bara ortak olacak. Karşılığında da bütün borçları halledecek. Kim bu Şafak? Niye böyle bir iyilik yapıyor sana? Yani bar karlı bir mekan. Ya da aklanacak kara parası vardır Ali. Orası kendi iş, beni ilgilendirmiyor. Cem Aslan ne diyor peki? Cem Aslan'ın haberi yok. Yarın Şafak mekanı görmeye gelecek. Çetin de onu bir şekilde uzaklaştıracak. Bak kimseye söylememen gerekiyor lütfen. Anladım. Çeneni sıkı tut diyorsun yani. Yani bir beladan kurtulmak için başka bir belaya bulaşıyorsun değil mi? Anladım Ali. Neyse Ceyla. Birazdan Arzu gelir. Sen çık istersen. Su. İyice ergene bağladım. Bu ne böyle? Aa! Ne oluyor Demir? Sana ne? Ne demek sana ne ya? Burası senin iş yerin. Bir saattir mesajlaşıyorsun ya. Git bu sevgilin olacak adama da anlatma. Abartma. Zaten bitiyor. Haber Demir. İyidir. Senden? İyiyim. Biz geçen akşam Demir'le böyle uzun uzun acayip muhabbet ettik. Ya ne hoş. Demek ikiniz iyi anlaştınız ha? Ya işte ayaküstü biraz konuştuk öyle. Biraz mı? Saatlerce konuştuk Demir. İkiniz saatlerce konuştunuz. Demek kafalarınız uydu sizin. Hem de nasıl? Neyse benim biraz işim var. Siz takılın iki sarışın. Nerede kaldı bunlar ya? Ay, fitneyle fesatı mı bekliyorsun? Şaka yaptım. Yani hemen anlıyorsun sen de. Sana bir şeyler ısmarlayayım mı onlar gelene kadar? İstemez. Biz sipariş veririz kızlar gelince. Ya tabii yani Ceylan'ın morali bozuk değil mi? Ya sonuçta çok korkunç bir şey. Kız saldırıya uğramış resmen yani. Bence iyi ki Ali oradaydı. Ne saldırısı ya? Ne olmuş? Aa! Senin haberin yok mu? Ceyla'ya kapkaççılar saldırmış. Ne yapıyorum? Şaka mı ya? Nasıl? Benim haberim yok. Ne olmuş? Aa, yani senin nasıl haberin olmaz bundan? Hayret. Ne anlıyorum? Ama yani Ceylan'ın sana söylememesinin mutlaka bir açıklaması vardır, değil mi? İyi akşamlar. Sana yazıklar olsun Ceylan. Sen bana böyle bir şey nasıl söylemezsin? Kapkaççıların saldırısına uğradığından en yakın arkadaşının haberi yok Ceylan. Pes yani. Ben sana başka hiçbir şey söylemiyorum. Pes. Keşke sen de söylemeseydin Su. Heves böyle şeylerde çok üzülüyor çünkü. Öyle mi? Öyle. Ama önemli değil. Yani önemli bir şey yok. Olan hadi iyi oldu. İyi olmuş. Bir işe yaramış zaten. Bugüne kadar sen Ali için...
Ne vuruyorsun Ceyla ya? Ne vurması ya? Ay bu hevesle ne diyeceğimi bilemiyorum yani. Ceyla, bence senin bana söyleyeceğin şeyler var. Biraz konuşalım mı? Tabii ki. Tabii konuşalım. Baş başa. Hadi. Ne hatlar karıştırıyorsun sen? Hepsini anlatacaksın Ceyla. Sen bu işe bir karışmasana. Bir kurcalama burayı. Kurcalarsam ne olur? Ya sen kendini ne zannediyorsun? Her istediğini yapacaksın. Kimse sana hesap sormayacak. Oh ne âlâ. Sen bana her şeyi anlatacaksın. Sen kendini ne sanıyorsun? Ben Arzu'nun en yakın arkadaşıyım. Arzu'yu hatırlarsın herhalde. Erkek arkadaşını ayarttığın kız. Yeter be yeter. Ali'yi falan baştan çıkarmıyorum ben, tamam mı? Ali benim arkadaşım. Bir tek sen değilsin başkalarının arkadaşı. Ben de onu korumaya çalışıyorum. İyi o zaman. O zaman beni çok iyi anlarsın ve her şeyi anlatırsın. O zaman aç kulağını dinle. Çünkü bunu bir kez anlatacağım, tamam mı? Bunlar bir adamla ortak olacak. Ne adamı ya? Ne ortaklığı? Şafak Tavasoğlu diye bir adam. İnternetten girdim baktım. Silahlı çatışma, mafya, çete, her şey var bu adamda. Arzu nerede? İçeride uyuyor, ne oldu? Ali, her şeyi biliyorum. Ceyla her şeyi anlattı. Ya ben bu kıza yayılmasın dedikçe her şeyi anlatıyor. Onu ben zorladım. Çünkü birlikte olduğunuzu düşünüyordum, tamam mı? O da mecbur kaldı söylemeye. Zaten söylemesi hayatta inanmazdım. Bunları Arzu'nun kesinlikle öğrenmemiz gerekiyor. Anladın mı? Çok ciddiyim Su. Söyleyemezsin. Ben değil, sen söyleyeceksin. Kimlerle ortak olduğunu, ne işler karıştırdığını bilsin. Bilince ne olacak peki? Üzüntüden başka neye yarayacak? Ali, Arzu senin sevgilin. Ya bir kendi yerine koyar mısın Arzu'yu? Sen ne düşünürdün, ne hissederdin? Tamam. Söyleyeceğim. Yarın sabah söyleyeceğim. Ayşegül, arkadaşım ne oldu böyle? Hasta mısın ya? Öyle yüzün bembeyaz. Ya senin makyaj sahne de biliyoruz. Hevrim geçirmemiş halin. Hadi geçsenize. Bak ben şimdi ne dedim? Allah Allah, halinize üzülüyorum. Ay ne varmış halinizde Hevesciğim? Ne demek ne varmış? Ayşegül bu kütüphane gibi kasvetli eve tıkılıp kaldı. Sen de az daha ölüyordun. Abartma işte, tamam. Ben başımın çaresine bakarım. Sen kendini düşün. Ceylan'ın da Ali'si var. Laf sokuyorsun ama Ali olmasaydı kim bilir Ceylan neler yaşayacaktı. Allah korusun ya. Kahraman Ali nasıl oldu? Daha iyi ya. Neyse bu konu hakkında konuşmayalım. Oldu bitti işte. Felaketler insanları olgunlaştırır derler de inanmazdım. Sen de çok çabuk toparlandın. Allah Allah, yalan mı söyleyeceğim Ayşegül? Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum çünkü duyunca sinirlerim bozuluyor. İyi tamam. Yalan söylüyorsun demedim. Sordum sadece. Tamam, ben de cevap verdim zaten. Ne, sen ne yaptın? Çetin para kaynağını öğrenebildin mi? Geri sayımım başladı. Dönüşüm muhteşem olacak. Beni izlemeye devam edin. Ya en heyecanlı yerinde kesiyorsun ama hadi anlat. Tabii önce kahve hazırla. Düşünürüm. Hadi sarı kafa. Tamam. Kusura bakmayın. Kapatma vakti geldi. Önemli değil. İyi sabahlar. İyi sabahlar. Hoşça kal. Tekrar bekleriz.
Saat 5. İyi, çok iyi. Bak yavaş yavaş bir kitlemiz oluşmaya başladı, farkında mısın? Ve sana söyleyeyim, bunun devamı gelir. Ruhsat ne oldu? Ruhsatı halledeceğim ya. Yarın tekrar gideceğim belediyeye. Belediyeye gideceksin, o yüzden yüzün gülüyor herhalde. Abi ne alakası var, her şey yolunda işte. Bak iş, aşk yoluna giriyor. Depresyon kuyusundan da çıktım. İşi biliyoruz. Peki diğer konu? Oğlum tamam, gerilme ya. Ya sen mutluysan sorun yok zaten. Önemli olan bizim aramız açılmasın. Biz huzursuzluk yaşamayalım. Birbirinizden hoşlanmadığınızı biliyorum. Ama bence yavaş yavaş alışmaya çalış. Çünkü ben Ayşegül'ün peşini bırakmayacağım. Onu buralarda sık sık görebilirsin yani. Ortaklıkta bir yere kadar. Ne yapalım, katlanacağız artık. Benimle ilgilenmesi iyi geliyor buna ya. Ama bilmiyorum. Bazen çok yakın, bazen bir bakıyorum uzak. Kararsız kalmış yani. Ve sen üzerine gitmediğin sürece de kararsız kalacak. Bilemiyorum. Ne yapacağımı bilmem gerekiyor. Bu konularda zamanlama çok önemli. Bence doğru zaman gelmiş de geçiyor. Yarın onu yemeğe çıkar. Güzel bir yemek ısmarla. Bir de hediye. Lan oğlum, atla deve mi, neyi düşünüyorsun? Sen harbi cins bir adamsın. Abi yarın burada iş var. Bar full. Bir yere gidemem ki. Olmadı buraya çağırırım. Merak etme. Ben seni idare ederim. Aa. Ederim, ederim. İyi. Ben neyim ya? Ben neyim ya? Neden olduğunu daha önce söyledim. Kumar parasıyla ev tutmuşuz biz ya. Pes! Babamlar para yolluyor diyordun. Her şey yalan dolan. Nasıl güveneyim ben sana ya? Ben sana nasıl güveneyim ya? Benim de özgüvenim yerlerde. Bitti. Arabamı sattım. Evim yok. Annenle senin evinde yaşıyorum. İşim yok, mesleğim yok. Eğitimim daha başlamadan bitti. Kumar parasıyla mı güvenini kazanmaya çalıştın? Evet. Kumar oynayarak güvenimi kazanıyordum. Sen ne dediğinin farkında mısın ya? Evet, kumar oynadım. Kazandıkça kendimi iyi hissediyordum. Ya yemek paralarını bir de sen ödüyorsun Arzu. Bir erkek için parasızlığın ne demek olduğunu anlayamıyorsun. Biricik'ten borç isteyelim o zaman. Hayır, hayatta olmaz. Zaten kadının evine yerleştim. Bir de borç mu alacağım ondan? Çetin'le ben halledeceğiz. Neyi halledeceksiniz Çetin'le ya? Neyi halledeceksiniz? Nasıl halledeceksiniz? Adamın biri var. Bara ortak olmak istiyor. Kim adamın biri ya? Kim? Neyin nesi? Arzu. Rica ediyorum. Kapat bu konuyu. Bana güven, tamam mı? Çok az kaldı, bitecek. Lütfen. Teşekkür ederim. Günaydın. Günaydın Fıstık. Ne haber? İyidir. Bakayım. Akşamdan iyisin. Aman Su, bu öyle bir gecede hallolacak mesele değil. Ya dedim ki Meriç'cim bak, bu aşk baş meselelerini insanlık çözememiş. Kasma kendini, rahat ol. Senin gecen nasıl geçti? Sen bayağı sardın mı konulara bakıyorum, ha? Ben özel hayatım hakkında konuşmak istemiyorum. Aman Su, iki magazin çevireceğiz, amma etik yaptın.
Arıyor seninki. Alo. Alo. Efendim canım. Sucum buluşalım mı? Neyin var bakayım senin? Beni mi özledin? Ha, yanında biri var. Anladım. Bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Ali ile konuştum. Her şeyi anlattı. Buluşalım mı? Sen belki bir şeyler söylersin, rahatlarım. Tamam canım. O zaman ben hazırlanıp hemen çıkayım. Görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Meriç. Beni mi dinliyorsun sen? Yok. Zeytin düştü, ben onu almaya geldim. Niye dinleyeyim ben seni? Afiyet olsun. Sağ ol. Şekilin yeni resmi yok mu? Kaza oldu. Memo. Bundan sonra arabayı daha dikkatli kullan, olur mu? Ne kadar kıymetli oyuncağın varmış. Seni sevdiğimi sakın unutma. Sakın unutma. Onu sana Ayşegül mü hediye etti? Ayşegül'ü çok özledin değil mi? Keşke burada olsa. Yılbaşını çok iyi hatırlıyorum. Onunla birlikte çam ağacını süsüyordunuz. Havai fişekler falan. Yıldız kaydı. Ayşegül de seni çok özledi. Seni sevdiğimi sakın unutma. Bunu sana Ayşegül mü söyledi? He Memo? O da seni çok seviyor. Zaten bir tek onu anlamıyorum. Bana bak. Ayşegül'ün tekrar buraya gelmesini istiyor musun? He? Tekrar eve gelsin mi Memo? Kırlara doğru bir otomobil yavaşladı ve aniden durdu. Bak. O zaman Ömer'e ve annene de ki Ayşegül geri gelsin. Tamam mı? Ayşegül geri gelsin. Otomobilde Ayşegül'le anne ve baba vardı. Otomobilde Ayşegül ve anne ve baba vardı. Tamam, 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 tamam. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol Memo. Memo, sakin ol. Hep birlikte kamp yapmaya gidiyorlar. Hep birlikte kamp yapmaya gidiyorlar. Memo? Memo? Çetin Bey, ne oldu? Hiçbir şeyden haberim yok. Hep birlikte kamp yapmaya gidiyorlar. Memo, sakin. Birlikte kamp yapmaya gidecekler. Yollarını kaybetmişlerdi ama yolu kime soracaklardı? Memo bana bak, sakin ol. Yollarını kaybetmişlerdi. Peki kime yol? Memo bana bak, sakin. Memo sakin. Memo sakin ol. Memo sakin ol. Memo iyi değil. Hay Allah ya. Ne güzel sakinleşmişti bu çocuk. Durup durup deliriyor ya. Ayşegül gelsin, Ayşegül gelsin, Ayşegül gelsin. 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 Bu kadar insan bir çocukla baş edemediniz be. Ayşegül diye tutturdu. Sen inatçı hocadı. Git çocuğa anlat şimdi derdin. Ayşegül gelsin, Ayşegül gelsin, Ayşegül gelsin, Ayşegül gelsin, Ayşegül gelsin. Dur oğlum, dur, 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 tamam, dur, dur, sakin ol. Memo, tamam, tamam, bana bak. Sakin, gelecek, Ayşegül gelecek, hadi gel. Yok işte, başa çıkamıyoruz. Tutturdu mu tutturuyor. Sen onu evden gönderiyorsun. O dönüyor, dolaşıyor, yine geliyor işte. Bu evde bana huzur yok. Bıktım ulan, bıktım. Evet, sen bıktın.
Ama bir tek Memo bıkmadı. Vallahi babacığım senin de işin zor. Huzuru bulmak için evden gönderiyorsun ama daha beter huzursuzluk çıkıyor. Ömer, affet. Ayşegül için değil, Memo için. Lütfen, ne olur. Ne halin varsa gör. Ben Ayşegül'ü arayayım. Babaanne, ben gidiyorum. Soyadımı kopardın ya. Sen gitmemiş miydin? Ben güneş gözlüğümü unutmuşum da. Sen ne arıyorsun odamda? Şey ben internete bağlanamıyordum da acaba bilgisayarda mı yoksa bağlantıda mı sorun var diye sana soracaktım. Bağlantıda bir sorun yok. Meriç ayrıca bir daha benden izinsiz bilgisayarıma da odama da girme. Tamam pardon. Ben bakayım o zaman. Meriç, neyin var senin gerçekten? Bir garip davranıyorsun son zamanlarda. Aman, ergenlik başıma vurdusu. Ben ne yaptım biliyor muyum? Hormonlarım kontrolü ele geçirdi. Demir ajanlık yapıyor bu. Seni küçük köstebek seni. Tamam. O zaman ben de size abi kardeş biraz yemleyeyim. Bakalım sevgilimin resimlerini görünce Demir ne yapacak? Bırak ben açalım. Sana döneceğim demiştim. Adım anahtar atmaz başlama. Beni umursamazsın ama Memo'yu düşün. Çeneni tut. Allah aşkına Ayşegül. Sakin ol. Öyle bir şey yapmazlarsa ben de karşılık var mı? Ömerciğim, Ayşegül de tam teşekküre geliyordu. Memo'nun hatırına buradasın. Melek gibi çocuk. Seni bile seviyor hesap et. Tek bir falsonu görürsem Ayşegül. Dua et. Memo'ya dua et. O zaman ben ona bir teşekkür edeyim. Rüya makinesi. Çok güzel Yemen. Hı? İçeride beni de görebiliyor musun? Bir işbirliği kokusu alıyorum. Memo çok yardım etti. Daha doğrusu... Seni özlemesi için ben de çok yardım ettim diyebilirim Ayşegül. O beni zaten özlemişti. O yüzden çok zorlanmamıştır. Ama ne yapalım? Anlaşma anlaşmadır. Çenemi zor tutuyorum. Ayşegül, istediğin oldu. Evine geldin. Artık
öğrendiğin her şeyi unut, tamam mı? Neyi? Bak. O da seni gördüğü için çok mutlu. Kimisinin de istediği olduğuna göre numara yapmana gerek yok. Israr etseydin Arzu. O şafak denen adam hiç tekin biri değil. Edemedim Su. Halini görseydin o kadar fenaydı ki. Daha önce hiç öyle görmedim onu yani. O kadar çaresizdi ki. Bilmiyorum. Doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım bilmiyorum. Başlarını daha büyük derde sokacaklar. Böyle olmaz. Bir abimle mi konuşsam acaba? Konuşsana. Ne kaybederiz ki? Tamam. Suso be. Alo. Alo. Söyle Meriç. Abi mesaideyim, iz üstündeyim. Kızım yüksek sesle konuşsana, hiçbir şey duymuyorum. Sağdayım abi, bağıramam, anlasana Allah Allah. Buldum bizim elemanın fotoğraflarını, gönderiyorum sana. Tamam hadi. Ceyla, ben Arzu'yla konuştum. Her şeyi biliyor artık. Su beni sıkıştırdı. Yani bizi suçladı. Arzu'yu aldatıyorsunuz deyince ben de mecburdum anlatmaya Ali. Önemli değil Ceyla'cığım. En başından beri söylemem gerekiyordu. Efendim. Efendiler sevsin seni. Ne yaptın lan, buldun mu parayı? Bak zaman akıyor, durduramıyorsun malum. Merak etme, halledeceğim. Ha işte bak, bana böyle iyi haberlerle gel ciğerimi ye ya. Söyleyeceğim başka bir şey yoksa kapatacağım. Senin gelmeni dört gözle bekliyorum Ali Gül. Hadi bakalım. Buyur abi. La gidin bakın bakalım şu bizim Şafak ailesiyle ne işi varmış bundan. Tamam abi. Hadi zıpla. İşte biliyorsun. Ya şu üstü kapalı konuşmalardan, gizemli hal ve hareketlerden çok sıkıldım. Bir şey söyleyeceksen olayı ortasından girsene. Gerçekten rahat ol, kasma. İyi. Şafak dayan adamla ortaklık berbat bir fikir. Ne demek o? Uzman olmaya gerek yok ki. İnternete gir, adamın ismini yaz. Ulaşmadığı pislik kalmamış ya adamın. Uyuşturucu, fuş, kumar. Sen nereden öğrendin bu ortaklığı? Ceyla'dan öğrendim. De ne önemi var yani?
Adam mekana bakmaya geldiğinde sen de konuş, ağırlığını koy. Ne zaman geleceğini bilmiyorum. Galiba bu gece ama. Yani sanırım. Of, nereden bileyim ki ben? Tamam, bu kadar da kafi. Sen meseleye karışmıyorsun, tamam mı? Sakın burnunu sokma, sakın. Ne dedin şimdi? Abi! Hayat güzel ve tatlı. Hayallerim var, parlak ve renkli. Hayat benim, zamanım var. Ay, beni çok özlediniz değil mi? Hayretler içerisindeyim. Sen arayı bu kadar açmazdın. Cinnet geçirmek üzereydim. Kusura bakma, arayamadım. Ay, ne oluyor ya? Acilen buluşmamız lazım. Neredeysen gelip alıyorum. Yavaş gel canım. Ben artık evimdeyim. Hem bıyığın kesin emri var. Ailecek yemekte olmak zorundayız. Bıyığa söyle, Çetin itini bu gece beklemesin. Bu gece elimde kalacak çünkü. Neredesin sen? Çet zararlısı rahat durmadı değil mi? Bu sefer çizgiyi aştı. Bedelini çok fena ödeyecek. Bedel ödetmek de üzerime yoktur. Muhteşem bir ikili olabiliriz. Anlat bakalım şunu. Anlatayım. Senin o çok sevgili üvey kardeşin benden habersiz mekanı ortak alıyormuş. Ortak diye aldıkları adam da tam onlara göre. Şafak Tavasoğlu diye mafyoz herifin teki. Çet böyle bir şey cesaret edemez. Nereden duydun sen bunu? Su söyledi. Akılları sıra beni uyutacaklarını zannediyorlar. Beni dışlamanın bedelini çok ağır ödeyecekler, çok. Ya biliyorum kardeşin filan ama Su pek saf. Kim bilir kimden duydu, ne anlattı. Hayır, yalan söylemiyordu. Her zaman kendinden çok daha gergindi çünkü. Sorun değil ya, öğreniriz biz de. Adam mekana bakmaya gidecekmiş. O oradayken öyle bir olay patlar ki, dur bakalım. Ne gibi? Bilmiyorum. Ama aklıma gelen en kolay şey Şafak oradayken ruhsatsız mekan diye polise ihbar etmek. En azından keyiflerini kaçırır. Aman ne olacak ki? Yani ruhsatınız vardır herhalde. Çete o işi bana bırakmıştı. Ben de ihmal ettim. Mekanın şu an ruhsatı yok. Sakın yapma. Yani ben işin aslını öğreneyim. Sen her şeyi batırırsın falan. Umurumda değil. Biraz mantıklı ol. Ben hallederim. Gidip ortalığı yoklarım. Eğer dediğin gibiyse karakola el ele gideriz. Anlaştık mı? Adamımsın. Önce şu işimizi halledelim. Sen benden haber bekle. Ben ortalığı yoklarım. Polise sakın haber verme. Sen karışma dedi, çekti gitti. Sen de umutlanmışsın ama üzgünüm. Senin elinden geleni yaptın. Neyse ya, daha fazla konuşmayalım bu konuyu. Sen anlat, ne yaptınız Demir'le? Demir ne yapmış biliyor musun? Meriç'i peşime takmış. Evin içinde sürekli beni takip ediyor. Telefon konuşmalarımı dinlemeye çalışıyor falan. Güzel. Hemen annem almamız lazım. Sanal sevgili Erkan'ı ne yapacağız? Meriç bilgisayarıma da bakıyor. Ben de merakını gidermek için Erkan'ın fotoğraflarını yükledim. Ne? Nasıl yani? Tanıştırayım Erkan. İspanyol kendisi sanırım. Yani daha tanınmamış bir model. Ama bayağı bir ümit vaat ediyor, ne diyorsun? Bu ne? Ve Tanrı Erkan'ı yarattı yani. Görmüş. Erkan'ı görmüş. Yüzüne bak. Ne hoş. Meriç hemen yetiştirmiştir kesin. Bir dakika. Aklıma bir fikir geldi. Hı? Şimdi Meriç
Fotoğrafları mail yoluyla yolladı ya. Hı. Kalk çabuk kalk, bilgisayarındadır. Kalk, 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 gel buraya. Ne haber Demir? İyidir. İnternetten bir şey bakmamız lazım. Bilgisayarını kullanabiliriz değil mi? Olur. Yok olmaz. Saçmalama. Ay ne kıymetli malın varmış, bir şey olmaz. Ver şunu. Olmaz. Ya ondan değil bir kere. Çok önemli bir işim var. Bıraksana, siz telefonla falan girin ya. Bir dakika bile sürmez. Demir, ya manyak mısın nesin? Ver şunu, ver. Aa. Ne kıymetli malın var ya. Aa. Aa. Demir. Demir bu ne? Bu ne? Erkan'ın fotoğrafının senin bilgisayarında ne işi var? Ha? Ya. Ya şey işte canım. Ben... Ya versene şunu be. Bir içi peşime taktın değil mi? Çok sevindim. Saçmalama canım. İnkar etme Demir. Her şeyi biliyorum. Bu yüzden de bu manken arkadaşım fotoğraflarını koydu. Ne? Evet. O fotoğraftaki Erkan değil. İspanyol bir manken arkadaşımızın fotoğrafı. Evet. Güzelmiş. Yalnız yeri bir acayip. Sosyetenin Karaköy'de ne işi olur? Her yeri tükettiler. Sıra buralara geldi. İyi, yesinler. Bize yarar. Ben şeyi merak ediyorum. Kartta Tavasoğlu Holding yazıyordu. Holding'in hangi kısmı bu bar kulüp işleriyle ilgileniyor? Holding dediğin tek iş yapmaz. Ben de bir sürü iş yaparım. Ve burada da bazı işler yapabilirim. Değil mi? Ya müzik falan açın. Bir şeyler verin. Boğazım kurudu. Emrah. Müzik açalım hemen. Hı hı. Ela. Bir şeyler ikram edelim hadi. Ne içersiniz? Viski. Teşekkür ederim. Başka bir şey ister misin? Ne oluyor? Kim arıyor? Ne var Ayşegül? Nihayet ya. Çet çabuk çık. Sana çok önemli bir şey söylemem lazım. Tamam. Ne oluyor abi? Ne oğlum bana bak, sesini yükseltme. Duyacaklar şimdi bizi. Ben bir kapının önüne çıkayım ben. Bir bakayım tamam mı? Evet Ayşegül, yine ne var, ne istiyorsun? Cemal sana her şeyi öğrenmiş. Su anlatmış. Neyi öğrenmiş o? Ya salak salak konuşma, şimdi vakti değil. Şafak denen adamı, ortak olduğunuzda her şeyi biliyor. Sizi ihbar edecek. Ne diye ihbar edecekmiş o hıyar? İçki ruhsatınız yokmuş. Hala da çıkarmamış. Şimdi mekan kapatılırsa... Şafak bizim yüzümüze bakmaz. İşte o yüzden hemen o adamı çıkart. Mekanı da boşalt. Hadi ne dikiliyorsun? Doğru söylüyorsun. Vallahi bravo ha. Senin bayağı kabiliyetin varmış. Dizilerde oynasana sen Ayşegül.
Vallahi çıldıracağım. Ya saçmalama. Taş kafa mısın? Diyorum ki az daha beni kandırıyordun. Çok iyi rol yapıyorsun. Ama yemezler. Çünkü sana idmanlıyım kızım. Söylediklerim gerçek. Gerizekalılaşma. Eğer bunlar gerçek olsaydı Cem Aslan çoktan tepeme binerdi. Bana bak. O dengesiz deli senin başına bela olur. O yüzden. Bence sen burada daha fazla dolanma. Hadi ikile. Çet yapma bunu. Çek gerizekalısı. Koca kafasın işte, duydun mu? Hah. Ne yaptın? Herkesten toparlayabildin değil mi? Bir tek senin bu genç kaldı abi. Ali. Ona da karışma diye şey edemedim. Ne edemedin lan? Oğlum siz bu adamı Şafak'ın dükkanında gördük demediniz mi lan ha? Aa, onun yanında öbürü de vardı. Senin eski patronun şeyi, Çeto. Allah Allah. Oğlum bu Ali Şafak'tan borç almadıysa ne alt diyor lan? Vay enikler vay. Ulan illa sıktıracaksınız ha. Vallahi billahi ya. Ne yapalım abi? Ne demek ne yapalım lan? Ne demek ne yapalım? Biz böyle durumlarda ne yapıyoruz kardeşim? Ha ne yapıyoruz biz böyle durumlarda? Ha? Neredeydi la bu adamın mekanı? Ha? Canım benim, iki dakikada bir telefona bakıyorsun. Çok yorgunsun. Denay ile haber yok. Ortam müsait değildir belki. Ya Ali de gergindir şimdi tabii. Haber var mı? Yok. Gideceğim şimdi ya. Ne haberi ya? Yok bir şey bas. Ceyla bunların bildiğini bana söylemiyor musun? Sana aşk olsun. Ay. Hadi kalkın. Nereye ne oluyor ya? Cem Aslan delirdi. Chatleri ihbar edecekmiş. Barın ruhsatı yok. Ne? Aa nene. Niye yapıyor böyle bir şey? Çünkü ondan gizliyorlardı. Ve sana anlatınca adam da delirdi. Başına bir şey gelirse sebebi sensin. Saçmalama. Ben engellemek için söyledim zaten. Yani biz nereden bilebiliriz canım sen de yani. Tamam da ayrıca tartışmaya gerek yok zaten. Bir şeyler yapalım. Kızlar pardon ama konu nedir? Hadi siz bara gidin. Ben chat gerizekasına söyledim ama inanmadı. Bir şeyler yapmak lazım. Neyse Cem'i ben oyalarım. Hadi siz gidin. Hadi. Ya biri bana ne olduğunu anlatacak mı? Evet hadi. Kime bak. Kimin başına saracaklarsa Allah kolaylık versin. Nerede kaldın ya? Ne oldu? Niye bağırıyorsun durduk yerde? Bak güzelim, bekle dedim bekledim. Artık sabrım falan kalmadı tamam mı? Bu çet seninle takıntı olmuş. Boş versene. Hayır, kazık yiyecek yerlerim acıyor Ayşegülcüm. Neyse olur böyle vakalar, Türk polisi yakalar. Çok garip ya, bir gün herkesin işi düşüyor demek ki. Ne polisi ya? O mekana sen de ortaksın, unuttun mu? Hadi gidelim, hesabını sen sor. Ayşegül'den hala ses yok ya. Cem Aslan'ı durduramadı demek ki. Su Allah aşkına biraz daha çabuk ol. Ne olursun ya. Tamam, tamam sakin ol. Birazdan oradayız zaten. Ver bakalım şunları. Ben sana ne yazıyor söyleyeyim. Barın sana düşen payının yarısından fazlasını alıyorum. Karşılığında da ne borcunuz kalıyor ne de kalleş yavuz. Ne
oluyor? Siz merak etmeyin, biz bakarız. Hanımla yeter, bakın fena olacak. O elle ya, o elle. Kolay mı öyle? Bir kaldır bakalım o elini. Bir daha tamam. Ama ayı şuradan. Mısın be? Bırak elini. Zorluk çıkarmayız. Çek elini. Ayı mısın be? Çek elini. Ne işin var senin burada? Daha doğrusu sizin ne işiniz var burada? Hemen buradan çıkmamız lazım. Birazdan polisler gelecek. Abim sizi polise ihbar etti. Birazdan polisler gelecek. Basarlarsa kapanır mekan. Ali nerede? Tamam, geçin içeri. Polis gelirse arka kapıdan çıkarsınız. Geç. Geç, geç. Siz de içeri girin, kapıyı kapatın hemen. Ali. Ne oluyor? Hayatım, nasıl oldu? İyiyim. Sakin ol. Ne oluyor ya? Kim bunlar? Hadi, hadi, hadi. Şimdi sırası değil. Daha önemli işlerimiz var. Her an buraya polis basabilir ve bizim ruhsatımız yok. Al şunu. Allah sizin belanızı. Buranın arka kapısı nerede? Gelin. Arabayı arkaya getir. Allah kahretsin ya. Tamam kızlar, şimdi biraz sakin olalım, tamam mı? Polis gelince hiçbir şey yokmuş gibi davranacağız. Hayatım, sen de sakin ol. Dur. Bu gece yatlatalım, ben sana göstereceğim sakinliğin olacağını. Şafak çıktı. Adamın adı tam bir bela, Allah kahretsin. Ya biri bana ne olduğunu anlatacak mı? Niye biz bu kadar çok korktuk? Canını okuyacağım o ikisini şimdi. Kız gücü demek. Şimdi ağlayacağım. Demek bu dört kişi bizi kurtarmak için bir araya geldi, öyle mi? Artık ölsem de gam yemem. Sen önce Yaşar'a teşekkür et. O olmasa hiçbir şey yapamazdık. Teşekkür ediyorum. O zaman siz iletirsiniz. Bu kadar macera yeter artık. Hadi toparlanın, gidiyoruz. Siz de toparlanıp hemen çıkıyorsunuz. Tamam.